artık bir süre sonra karşı cinsi olarak robotlarla yaşayacak insanlar göreceğiz. Çünkü çok güzel, çok yakışıklı ve çok güzel kadın anlamında ve erkek anlamında robotlar yapmışlar. Gördüm, inanamazsınız. Ama bunun daha kötüsü de böyle yani, daha sapkın noktalara da gidebilir. Tabii ki gidecek. Mesela düşünebiliyor musunuz? Yani bakın, bebek robotlar, yani bunlarla evet, ilişki olabilir. Gidecek, yani gidecek, anlatabiliyor muyum? Gidecek, çok tabii. Korkunç, ahlaki bir yönü var bunun. Yani pedofiliye yönelen... Metaverse'de de aynı problem var. Pedofiliye yönelen bir yönü var maalesef. Yani bu tehlikeyi kimse görmüyor. Görüyorlar. İşlerine gelmiyor, söylemezler. Ya Metaverse'de de aynı problem var. Var bakın, tabii ki. Metaverse'de şöyle bir iddiam var. Metaverse devreye girdikten sonra Metaverse ile ilgili bir kanun çıkartmak zorunda kalacak dünya ülkeleri. Ne çıkacak biliyor musun? Aldatma. Metaverse üzerinden aldatmayı nasıl çözecekler? Metaverse'de çıktın, gezmeye gidiyorsun değil mi? Senin şeyin o. Avatarın. Atıyorum. Gittin. İşte o anki senin eşin. Oradan geçerken bakıyor, sen bir yerde el ele biriyle oturuyorsun karşı cinsten. O da seni görüyor orada, avatarın. O da diyor ki ama benim sanal sevgilim bu. Ha, sanal, işte bu sorun olacak. Bu aldatmaya zaten girecek. Zaten evlilik aldatmaya bitsin istenmiyor girecek mu bütün dünyada? Bravo, yani... işte güzel soru. Olay bu. Bitirecekler. Aile bağı olmasın istenmiyor mu? Evlilik istenmiyor. Tekil yaşam isteniyor. Çocuğun olsun istenmiyor. Evet, insanlarla hiçbir şekilde ilişkin olsun istenmiyor. Bak, Süreyyatlar filmi bunun çok net açıklığa şeyidir, örneğidir. Evet, ben de izledim o filmi. Eve girersin, perişan, ölmüş, bitmiş, hastalıklı bir şey ama avatarın çok yakışıklıdır, tamam mı? Bir gün evine gelirler, ölmek üzeresin. İstenen o. Çünkü senin evden çıkmanı istemiyor. Bunun için sana para veriyor. Metaverse sana para verecek. Çıkamayacaksın. Çünkü diyeceksin ki ben oradan kazanıyorum. Hı hı. Evet, sana iş imkanı atacak ama... Karbon ayak izin de bu arada gitmiş oluyor. Tabii, aynen öyle gidiyor. Kayboluyor. Sen de kayboluyorsun ama. Sen de kayboluyorsun. Ya bir gün cesedi niye bulacaklar ya bulmayacaklar. Evde kokuşmuş olacak birçok insan. Çünkü şey yok, evlilik ve hani başka bir hayat kurma, aile kurma... Arkadaşlık da yok.